Tertip Komitesi üyesi ve baştan beri Türkçe'ye gönül veren isimleri hiç terk etmemiş ve bu yolda hep beraber yürümüş Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Bülent Arıncı vefa ödülünü vermek üzere davet ediyoruz efendim. Türkiye Olimpiyatları sevdalısı Bülent Bey. Teşekkür ederiz efendim. Onur verdiniz. Bir şey söylemek ister misiniz? Değerli İstanbul Valimiz, çok değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli konuklarımız, genç öğrenciler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam İstanbul'da 7. Türkçe Olimpiyatlarının şarkı finalinde birlikte olmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. Ben kısmet oldu, bu çalışmaların pek çoğuna katıldım. Büyük bir sevinç ve coşku içindeyiz. Kah düşünüyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. Kah sevinçten havalara uçuyoruz. Pırıl pırıl gençler bize güzel ülkelerden geldiler. Selamlar, sevgiler getirdiler. Biz onları zaten özlemiştik. Her sene bu mevsimi dört gözle bekliyoruz. Onlar Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan geliyorlar, Asya'dan geliyorlar, Afrika'nın çöllerinden, Hint Okyanusu'nun adalarından geliyorlar. Bize bilmediğimiz, görmediğimiz ülkelerden sevgiler getiriyorlar, selamlar getiriyorlar. Biz onları çok seviyoruz. Onlar da mutlaka bizi çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor, Türkçe'yi çok seviyor. İnanın her sene bu günleri hasretle ve iple çekiyoruz. Bir gelse bu güzelliği tekrar yaşasak diye. Cumartesi günü Ankara'da binlerce insan bir arada olacak ve bütün bu çalışmaların ödül törenini büyük bir sevinçle ve coşkuyla kutlayacağız. Tabii bu güzellikler içerisinde böyle yüreğimizi burkan, bizi derin hüzne sevk eden olaylar da var. Ama onlar olmasaydı bu güzellikler olmazdı. İnanın bu fedakarlıklar olmasaydı, bu gayretli çalışmalar ve azim olmasaydı, her sene 10 bin kişi yani genç öğrencilerimiz bu yarışmalara katılmak için Türkçeyi en güzel şekliyle öğrenmek ihtiyacını duymayacaktı. Türkiye'ye büyük bir sevdalı, hasret ve coşkuyla koşmayacaktı. Ve burada her biri karşımıza gelince bizi kendisinin bir ailesi olarak belki görmeyecekti. Garip bir durum var. Ben bu olimpiyat yarışmalarına çok katıldım. Gönülden seviyorum. Eşimle, çocuklarımla, bütün mevcudiyetimle bunu benimsiyorum ve bu işin dünya çapında bir destan olduğuna inanıyorum. Değerli dostlar, bu vefa ödülleri çok önemli. Ama garip olan şu, ben bu ödüllerden bir kısmını beyleri vefat etmiş hanımefendilere verdim. İlk defa hanımefendi vefat etmiş beyefendisine ve çocuklarına ödül veriyorum. Demek ki bu işin erkeği kadını yok. Bu işte el birliğiyle koşuyorlar. Büyük bir coşkuyla hizmet ediyorlar. Gülnar veya Gülnare hanımefendi, Allah rahmet eylesin, cennetiyle muamele etsin ve hepimizi inşallah o güzelliklerde buluştursun. Böyle çok değerli bir beyefendi adaşım Bülent Bey'e ve sevgili çocuklarına inşallah Allah sabır ve uzun ömürler versin. Azerbaycanlı olması da ayrıca çok güzel. Bir milletin, iki devletin çocuklarıyız. Tarihten bu yana güzel dostluklar, kardeşliklerle ilişkiler kurmuşuz. Demek ki bu hizmette sadece Türkiye'den
dünyanın her yerine koşan fedakar genç öğretmenlerimiz yok. Aynı zamanda belki Azerbaycan'dan, belki Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan bu okullardan mezun olarak öğretmenlik şevkiyle bütün dünyaya koşan pırıl pırıl insanlarımız var. Onlarla iftihar ediyoruz. Değerli dostlar, gencecik eşinin vefatıyla boynu bükük kalmış insanları teselli etmek çok da kolay değil. Samimiyetinizi herkes biliyor. Gönlünüzden büyük bir hüzün geçtiğini biliyorum. Ama Bülent Bey de, evlatları da yapılan işin büyüklüğünü biliyorlar. Onların himmetleri çok büyüktü. Bu himmetlerinin büyüklüğü kadar da sevgi çok büyük oldu. Ben belki konuşma verirler de bir şeyler söylerim diye düşünmüştüm ama bir vefa ödülünde benden bir şeyler istenirse ne konuşacağım doğrusu aklıma gelmemişti. Bugün bir şey oldu, belki onu size söylemem lazım. Bugün Ankara'da Başbakanlık'ta bu çocuklar beni ziyarete geldiler. Biraz önce yarışma finalinde şarkı okuyanlar değil. Maşallah bunlar 700 tane öğrenci. 115 ülkeden geldiler. Bana gelenler 12 kişiydi. Peru'dan vardı, Şili'den vardı, Orta Asya'dan vardı, Kamboçya'dan vardı, Vietnam'dan vardı ve benim hoşuma gidecek bazı şarkılar söylediler. Mesela Mihriban'ı söyledi birisi. Artık onun hastası olduğumu herkes biliyor. Çıkınca mutlaka onu söylüyorlar. Ama bir tanesi başka bir şarkı söyledi. O beni çok hüzünlendirdi. Belki Bülent Bey için bir ilaç olur diye düşünüyorum. Çünkü beni teselli etti. Bir kız çocuğuydu. Hangi ülkeden olduğunu hatırlayamıyorum şimdi. Ve elimi ısrarla öpmek istedi. El öpmek, büyüklere saygı sadece bizim geleneklerimizde var. Avrupa'da, Amerika'da böyle bir şey olduğunu da duymadım doğrusu. 13-14 yaşlarındaydı. Ben elimi vermek istemiyorum, o illa elimi öpmek istiyor. Demek ki kültürümüzü çok benimsemiş. Birisi ona bir şey söylemiş, Türkiye'de büyüklerin elleri öpülür diye belki. Şarkısı beni çok duygulandırdı. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Değerli dostlar, şimdi bu şarkı, ben çok genç değilim, hepiniz biliyorsunuz. Ama bizim gençliğimizde çok duygulandığımız, beğendiğimiz, sevdiğimiz bir şarkıydı. Türk sanat müziğinin herhalde en güzel örneklerinden birisi. Sanıyorum bunu söylese en güzel Zeki Müren söylerdi. Veya Semahat Özdense söylerdi. Ama bu şarkının benim tarafından beğenilmem o kadar da önemli değil. Bu şarkıyı en çok benim rahmetli annem beğenirdi. Her zaman bunu mırıldanırdı. Her zaman bunu duyduğu zaman da çok sever ve hüzünlenirdi. Bunu söyleyen kızımızı öptüm, kokladım, kendisine teşekkür ettim. Bana annemi hatırlattın diye ayrıca kendisine birkaç cümle ifade ettim. Bu hasret kokan bir şarkıdır. Annemin ölünceye kadar ağzından düşürmediği bir şey vardı. O da hasret ve gurbetlikti. Halbuki beraber bulunduk. 4 erkek kardeşiz. Zaman zaman yanında olduk, zaman zaman o bizim yanımızda oldu.